Denizli, buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler, buyurun efendim. Hocam cumalar mübarek olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben buyurun. Doğu Türkistan ve bütün zulüm altındaki Müslümanlar için hocamızdan dua istiyor. Allah Allah. Dua istiyor hocam. Rabbim yardımcı olsun. Amin. Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece dua ediyoruz. Duamıza dahil edelim inşallah. Biraz sonra duaya geçeceğiz. İnşallah, i̇nşallah. Dahil edelim. İnşallah. Kardeşlerimizi. Oğlum bir kız seviyor. Evet. Açık. Biz tesettürlü namazın niyazındayız. Benim örtülmesini istemem. Yani anne olarak bir hakkım var mı? Yani onun şahsi şeyine girmiş olabilir miyim? Yani onu merak ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet. İyi günler. Anne olarak elbette bunu böyle düşünmeniz, arzulamanız, oğlunuzun, gelininizin, dörtbaşı mamur, İslam hükümlerine riayet eden kişi olarak görmek, arzulamak elbette hakkınızdır. Doğrusu da budur, yakışan budur ama... bu kız açık bir kızdır, iç kapısını çalmayalım, dünürde olmayalım demek de doğru değil. Yarın oğlumuz, oğlumuz kızımızı irşad etsin veya kayınvalide olarak siz ikaz edin, siz irşad edin. Ve kızımız mümine bir kızdır muhakkak ki ama diyelim böyle bir ihmali var, hepimizin eksiği. Herkesin olur. Eksiği olur. O da diyorsunuz. Zaman içerisinde işte onu telafi etmeye çalışmalıyız. Ya kesip atmak doğru değil bu konuda. Evet. Peki. WhatsApp videomuz var. Görelim. Merhaba hocam. Merhaba efendim. Ben şöyle bir sorum olacak. 26 yaşındayım. Yetimim. Yani babam yok. Ama evlenmek için altın topluyorum. Şu anda altınım var. Bu altından zekat düşer mi? Bu altınlara zekat düşer eğer nisaba ulaşıyorsa. Yani 81,18 grama ulaşıyorsa ve üzerinden de bir yıl geçmiş ise zekat düşer. Evet. Sıradaki video görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar önceden. Elinizden öperim. Benim sorum bu olacak. Ben bir ara bir miktar para buldum ve bu para hala bir kısım bende, bir kısım böyle fakir fukara dağıttı. Fakat bir kısım, bir tane böyle yetim gibi çocuk var, onu gelirme düşünüyorum. Geri kalan da ne yapmam lazım? Bir camiye vermem lazım yoksa benim ailem içinde de böyle bir ihtiyaç sahipleri onlar var. Yani onlara bir gıda yardımdan bulayım, ne yapmam lazım? Bir şeyi bulduğumuza diyelim, para bulduk. Onu şahitlerle tespit etmeliyiz ve ilan etmeliyiz ve bir süre beklemeliyiz. İlan ettik, sahibi çıkmıyor, bulunmuyor, bilinmiyor. Bu da onun namına ihtiyaç sahiplerine verilir. Evet. Evet. Peki.